Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, öncelikle Eylül ayının konu başlıklarına kısaca göz atalım. Güneş 23'üne kadar Başak burcunda parlayacak, daha sonra Terazi burcuna geçecek. Merkür 15 Eylül'de ileri harekete dönüyor ve 15 Eylül'de Başak burcunda yeni ay doğacak. Venüs retrosu bitiyor. Jüpiter retro harekete başlıyor. 29 Eylül'de Koç burcunda dolunay var ve ay boyunca Mars Terazi burcunda olacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar Başak burcunda, Merkür aynı alanda Başak burcunda retrosunu sürdürüyor olacak 15'ine kadar. Bu da sizin için Ağustos ayında başlamış olan bazı konuların henüz Eylül ayının ilk yarısı içerisinde gündemde olacağını işaret ediyor. Üzerinde çalıştığınız bir projeniz olabilir. Öğrenciyseniz belki bir sınav öncesi hazırlığınız var, ders çalışıyorsunuz, bir işte detayları incelemeniz gerekiyor, hesap işleriniz, muhasebe işleriniz olabilir. İşte Merkür retroyken bir ileri iki geri, böyle bir ağırlaşma, biraz bir şeylerin gecikmesi, erteleme söz konusu var, ama daha iyi analiz etmeniz, biraz daha belki detaylara odaklanmanız, eksikleri görüp fark etmeniz, bunları tamamlamanız da mümkün görünüyor. Güç topladığınız takdirde, hazırlıklarınızı iyi yaptığınız takdirde Merkür düzeldikten sonra artık projelerinizi daha rahat hayata sokabilirsiniz. 15 Eylül'de bu alanda bir yeni ay doğacak. 21 derece Başak yeni ayı, yeni bir projeye başlama, yeni bir adım atma, yeni bir belki oluşum içerisinde olma, bir organizasyona dahil olma söz konusu. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve özellikle ekip çalışmaları, grup faaliyetleri alanında da bu yeni ay size yeni kapılar açabilir, imkanlar tanıyabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın etkileri daha güçlü olabilir sizin adınıza. 29'una kadar olan süreçte zaten yeni ay gündeminizde olacak sevgili akrepler. Venüs ayın 4'ünden itibaren Aslan burcunda ilerleyecek. Ay boyunca Aslan burcunda artık güç toplayacak. Dolayısıyla kariyer alanınızda, iş konularında daha fazla destek alacaksınız. Gecikmiş bir şeyler, ertelenmiş konular, bunlar hayata geçebilir. Anlaşmazlıklar yaşadıysanız eğer, geçtiğimiz Ağustos ayında özellikle beraber çalıştığınız kişiler, üstler, bazılarınız için aile üyeleri, ebeveynler, hani Venüs'ün düzelmesiyle beraber buradaki sorunların da çözümlenmesi, bitmesi, daha rahat ilişki kurmanız, daha güzel destekler almanız özellikle kariyer konularında, iş konularında mümkün olabilir. Jüpiter 4 Eylül'de Boğa burcunda gerilemeye başlayacak. Geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcuna geçişini yaptı. 15 derece itibariyle 4 Eylül'de retroya başlayacak. Yaklaşık 4 ay, 31 Aralık'a kadar, yıl sonuna kadar gerileyecek ve 5 derece Boğa'ya kadar gerileyecek. Şimdi bu süreç içerisinde özellikle Haziran'dan bu yana sizin için ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar alanında, eşten, partnerden gelebilecek maddi manevi destekler alanında Jüpiter olumlu çalıştı. Hayatınıza bir şeyler sundu, fırsatlar getirdi. Retro döneminde bunları şöyle bir gözden geçirip, içselleştirip değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Bunun için önemli görünüyor tabii ki sevgili akrepler. Eş ve partner ve ilişkilerle ilgili konularda Jüpiter'in önemli tesirleri, size anlatmak istediği, fark ettirmek istediği bazı konular olabilir bu dönem içerisinde. Jüpiter'in bu ay güzel açıları da var. Ağustos ayı kendi içinde barındırdığı sert açılar nedeniyle biraz zor bir aydı. Ama Eylül ayı daha olumlu, daha ılımlı. Özellikle Jüpiter açıları destekleyici. 4 Eylül'de Merkür'ün Jüpiter'le yapacağı güzel bir üçgen açı var. Bu eşten, partnerden, yakın arkadaşlardan çeşitli destekler, güzel haberler, teklifler gelebileceğini de işaret ediyor. Merkür retroyken olacak bu açı. Aynı açının benzeri 25 Eylül'de tekrarlanacak. Bu sefer Merkür düzelmiş olacak. Belki ikinci bir fırsat ya da bir konunun tekrar ele alınması gibi değerlendirebilirsiniz Merkür-Jüpiter üçgenini. Güneş-Jüpiter üçgeni de çok şanslı açılardan biridir. En önemli, en güzel açılardan biridir. Ve 8 Eylül'de Güneş-Jüpiter üçgeni var. Bu da sizin için ilişkilerle ilgili keyifli haberler getirebilir. Belki eşinizin bazı jestleri ya da yakın arkadaşlardan alabileceğiniz bazı teklifler anlamında değerlendirebileceğiniz kısmetli günler. Ve Güneş ayın 23'ünden itibaren artık
Terazi burcunda parlayacak. Gezegeniniz Mars ay boyunca Terazi burcunda. Bu biraz ilişkilerde kararsızlıklar, biraz zaman zaman sizde böyle bir hani inisiyatif almada kararsızlıklar, biraz mücadele gücünde azalmalar yaratabilir açıkçası. Hani başkalarına bırakabilirsiniz inisiyatifi. Ya da mesela eşe güvenebilirsiniz. İşte arkadaşlarınızdan destekten fazla bekleyebilirsiniz. Ki nispeten bunu alıyorsunuz da zaten ayın genelinde. Böyle ilişkiden, eşten, işte arkadaşlardan destek alabileceğiniz enerjiler var. Ama kişisel iradeniz ve kişisel enerjinizde biraz yavaşlama ve geri çekilme olabilir. Ve 29 Eylül'de Koç burcunun 5 derecesinde Dolunay var. 6. evinizde. Bu Dolunay özellikle İşiniz, mesleğiniz ve çalışma düzeninizi şekillendirme konusunda önemli. Bununla birlikte genel sağlığınıza da biraz dikkat etmeniz gerektiğini işaret ediyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için daha önemli olabilir. Mars'ın da terazide 12. evinizde olması sağlık konularında hassasiyetleriniz olabileceğini gösteriyor. Eğer burada bir böyle bir problem hissederseniz, bir sıkıntı hissederseniz ihmalkar olmayın. Yani sağlığınızı dikkat edin, kontrollerinizi yaptırın. İhmal ettiğiniz bir tedavi varsa onunla ilgilenin. Belki de çok yoruluyorsunuz, kendinizi zorluyorsunuz ya da yanlış bir diyet, beslenme programı içerisindesiniz. Zararlı alışkanlıklarınız olabilir. Bunları böyle bir gözden geçirme dönemi. İş hayatınızda da sizi rahatsız eden koşullar varsa, enerjinizi düşüren, bazen bu gizli düşmanlıklar, rekabetler şeklinde olabilir iş hayatınızda. Hani burada biraz dikkat etmek lazım. Beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler zarar verici olabilir ya da siz bir şeyleri fark edebilirsiniz mesleki alanda. İşte bu alanlarda önemli etkiler getirebilir. Bu dolunay döngüsü ayın son günlerinde, hatta Ekim ayının ilk günlerinde de tüm bu dolunay etkileri gündemimizde olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Akrep burcu, zodyağın 8. burcudur. Su elementinin sabit niteliklerini taşır. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları iradeli, kararlı, hırslı, enerjik, çekici, yoğun duyguları olan kişilerdir. Özgürlüklerine düşkündürler ve üzerlerinde baskı kurulmasını da istemezler. Ancak kendileri yanındaki kişilere baskı uygulayabilir. Akrepler hem kendilerini hem de yaşamlarındaki diğer kişi ve olayları kontrol etmek ve yönetmek isterler. Akrep burçları çok gururlu kişilerdir. Gururu onlar için birçok kavramdan önce gelebilir. Şüpheci ve kuruntulu yapıları nedeniyle çok kolay güvenmezler. Yoğun duyguları vardır. Onlar birini ya severler ya da sevmezler. Akrep için ya vardır ya yoktur. İkisi arasında bir kavram hayatlarında yer almaz. Kendilerini güvende hissetmek ve güçlü olmak için kariyere ve maddiyata önem verirler. Paranın güç olduğuna inanırlar. Para konularında çok tutumlu ve cimri de davranabilirler. Yoğun duyguları kıskançlık ve kin gibi kendilerine zarar verecek bir hale de dönüşebilir. Kendilerine yapılan iyiliği veya kötülüğü aradan uzun yıllar geçse de unutmazlar. Akrep burcu dönüşümlerin burcudur. Yaşam, ölüm, ölüm sonrası gibi kavramlar her zaman ilgisini çeker. Cinsel güçleri fazladır. Cinselliği yaşamın önemli bir parçası olarak algılarlar. Çok zeki ve sezgileri güçlü olan akrep burcundan herhangi bir şey gizlemek mümkün değildir. Merak ettikleri bir konuyu sonuna kadar kararlılıkla araştırır ve hedeflerine ulaşırlar.